Tutmazsınız vurursunuz. İstemezsiniz alırsınız. Vurarak, kırarak, dökerek, zorla. Böylesiniz siz. Vay şıllık vay. Ulan şerefsiz kız. Aileme laf etmek sana mı düştü lan? Ha? Allah cezanızı versin hepinizin. Ulan hala konuşuyorsun ha? Hala konuşuyorsun ha? Hadi be! Geberiz Çeşillik. Kim bilir nereye gitti? Sakın kaçmış olmasın. Bilmem. Belki de kaçmıştır. Nereye? Ne bileyim ben. Aman bırak gitsin Soyka. Ana sen ne diyorsun ya? Oyalaşmadan karı olmazdı sana. Kurtulmuş oldun. Ana çıldırtma adamı. Karnında benim çocuğumu taşıyor. Var mı öyle canın sıkılınca kaçıp gitmek? Gebertirim. Duyduğum bütün dedikodular gerçek çıkıyor. Umarım sizin hakkınızdakiler doğru değildir. Neymiş onlar? Siz Mihriban'ı öldürmeye teşebbüs etmişsiniz diyorlar. Ali bana ve sevgime ihanet etti. Yani? Düşündüm ve kendi kendime dedim ki düşmanımın düşmanı benim dostumdur. Madem düşmanlarımız ortak, neden gereğini yapmıyoruz? Nedir gereği ve nasıl yapacağız? Alo? Jandarma mı? Bak, Eşber dışarıda seni bekliyor. Gel birlikte gidelim. Eşber beni karısı olarak görmüyor. Aklı hala Mihriban'da. Bana evdeki bir yanaşma gibi davranıyor. Gelemem. Vücudunda bazı darp izlerine rastlanmıştır. Delil var mı? Var efendim. Oğlum delilleri getir bakalım. Emredersiniz komutanım. Cesedin yanında bu çekici buldum. Bu şahsı tanıyor musunuz? Hayır tanımıyorum. Rasim Bey, maktulün ceketinin cebinden bu kibrit kutusu çıktı. Üzerinde sizin otelinizin amblemi var. Bu kişi sanırım sizin müşterilerinizden biriydi. Ha evet, şimdi hatırladım. Bizim müşterimizdi. Hatta Mihriban Ekecik olayına adı karışmıştı. İsmini hatırlıyor musun? Durun bakalım, durun, durun. Nereye? Dur, şimdi çalın bir zeybek bakayım. Tebrik ederim Ali. Allah Allah Allah! Bismillah 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 Bismillah! Allah 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 Allah! Bismillah Bismillah Bismillah! Hoş geldiniz komutan bey. Şeref verdiniz. Hoş bulduk hocam. Ama pek iyi haberle gelmedik. Ali Yiğit. Şu andan itibaren cinayet sanığıyla gözaltına alınmış bulunuyorsun. Yapma komutan bey. Ne cinayeti? Düğünün ortasında olacak şey değil. Ne cinayeti komutan? Üzgünüm ya. Emir böyle. Emir Ali. Yavrum. Oğlum.
Mihir Ali! Hükümetin önünden geçtim.
Yaz kızım. Sanık vekilinin celse arasında adli tıp raporuna karşı beyanda bulunduğu görüldü. Delillerin toplanmış olduğu anlaşılmakla iddia makamından esas hakkındaki mütalaası soruldu. Telefon ihbarı üzerine maktulün gömüldüğü bölgede kepçeyle kazı yapılarak maktul Adnan Çelik'in cesedi bulunmuştu. Ayrıca cesedin yanında bir adet de çekiç bulunmuştu. Kriminal raporuna göre çekişteki parmak izlerinin sanık Ali Yiğit'e ait olduğu tespit edilmişti. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden Yapılan sorgulamada sanık Ali Yiğit söz konusu olan çekicin kendisine ait olduğunu da ikrar etmiştir. Bunun üzerine sanığa ait demirci dükkanında yapılan araştırma ve incelemelerde dükkandaki bir kürek üzerinden alınan toprak örnekleriyle maktulün gömüldüğü yerdeki toprak örneklerinin kriminal raporları aynı olduğu sonucunu vermiştir. Böylelikle sanığın maktulün ensesine çekiç ile vurmak suretiyle öldürdükten sonra kürekle kazdığı çukura gömerek kasten adam öldürmek suçunu işlediği tüm dosya kapsamında anlaşılmaktadır. Bilvesiyle eylemine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 448. maddesi uyarınca cezalandırılmasına, tutuklu kaldığı sürenin Türk Ceza Kanunu'nun 40. maddesi gereğince cezasından mahsubuna, suçta kullanılan çekiç ve küreğin Türk Ceza Kanunu'nun 36. maddesi gereğince müsaderesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olur. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Hükümet ne taşıyor lan? Hüt taşıyorum lan, hüt hüt hüt. Dökeceksin lan, dökeceksin. Hükümetin önünden yavaş ol, dökeceksin. Geçtim. Evet, iddia makamının mütalaasını duydunuz. Bu mütalaaya karşı diyeceğiniz bir şey var mı? Esas hakkındaki savunmanız nedir? Sayın Başkanım, biz iddia makamının mütalaasına katılmıyoruz. Çünkü iddia makamı müvekkilimi iki delile dayanarak suçlamaktadır. Bunlardan birincisi maktulün yanında bulunan çekiç. Bir diğeri ise müvekkilim Ali Yiğit'e ait olan demirci dükkanından alınarak kriminal raporla maktulün gömülürken kullanıldığı iddia edilen bir kürektir. Bu iki aletin dışında başka bir suç delili mevcut değildir. Sayın iddia makamı mütalaasında suçlamasını bu iki alet üzerinde bulunan parmak izlerine dayanarak yapmaktadır. Müvekkilimin parmak izlerinin bu aletler üzerinde bulunmasından daha tabii bir şey olamaz. Çünkü bu aletler müvekkilime aittir. Sahibi ve kullanıcısıdır. Dolayısıyla bu deliller şüpheden öteye geçmeyen, hukuka uygun yeterli ve inandırıcı deliller değildir. Müvekkilim büyük bir komployla karşı karşıyadır. Hükümetin önünden geçtim. Maktulün öldürüldüğü çekiç ve kürek müvekkilimin iş yerinden çalınarak kullanılmış. Çekiç kasıtlı olarak orada bırakılmış ve yine kasıtlı olarak kürek tekrar dükkanına bırakılmıştır. Sayın Başkanım, müvekkilim yörede ün yapmış usta bir zanaatkardır. Bu üne de ürettikleriyle ulaşmıştır. İşinde kullandığı en önemli aletse çekicidir. Sayın Başkanım, affınıza sığınarak size soruyorum. Bugüne kadar mahkemeye çıkarken cübbenizi unuttunuz oldu mu? Hiç sanmıyorum. Peki, işini severek yapan bir demirci ustasının çekicini unuttuğunu ya da düşürdüğünü düşünmek nasıl bir aklın ürünüdür? Tekrar ediyorum. Bu bir komplodur. Çekiç ve kürek çalınmış, çekiç orada bırakılmış ve kürek tekrar dükkana konmuştur. Yapılan bütün suçlama ve isnatlar mesnetsiz, bir takım şüpheden öteye geçmemektedir. Tüm bu hususlar müvacihesinde müvekkil sanık Mustafa oğlu Ali Yiğit'in beraatine karar verilmesini ve mevcut delil durumu suçun vasıt ve mahiyeti göz önüne alınarak müvekkilimin tahliyesine karar verilmesini talep ediyorum. Evladım, mahkemen bitiyor. Son olarak ne diyorsun?
Ben kimseyi öldürmedim hakim bey. Düğün gecemde apar topar gözaltına alınıp hapse atıldım. Mutlu bir evlilik yuvası kurmak üzereyken haksız yere katil damgası yedim. Sadece bunu biliyorum. İyi kurulmuş bir tertibe kurban ediliyorum. 5 aydır ne olup bittiğini inanın çözebilmiş değilim. Kürek ve çekiçten bahsediyorum. Onlar benim ekmek teknem olan demirci dükkanında kullandığım aletlerim. Onların bana ait olduğunu biliyorum sadece. Öldürülen şahısla hiçbir alışverişim olmadığı gibi yan yana gelmişliğimiz bile yoktur. Yüzünü bile tanımam. Eğer ben böyle bir şey yapacak olsaydım, öldürülen Adnan Çelik listemde bile yer alamazdı. Sayın hakimim, ben suçsuzum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir efendim. Karar için 5 dakika ara veriyorum. Hükümetin önünden geçtim, hükümetin önünden geçtim. Yutamadım Aspala ya. Aa, bu çocuğun ateşi var değil mi? Huysuzluğu ondan. Ne yapsak Aspala? Gece yarısından beri susmadı yavrum. Mamasını da kusuyor, ne yapacağımızı ben de şaşırdım. 5 aylık yiğidim ama hala kuş kadar. Ne versek kusuyor. Kapıya bakıver kızım. Sen misin hükümet? Gel. Hadi gel. Yiğit! Ne yapıyorsun lan? Bak! Hüt! Hoş geldin hükümet. Kızım, şuradan bir tülbenti sirkeli suyla ısla da alnına koyalım. Olur aslanım. Yiğit! Ne yapıyorsun lan? Bak! Hüt! Tamam. Kalkın. Oturun. Dosya incelendi. Araştırılacak başka husus kalmadığından duruşmanın bittiği bildirildi. Gereği görüşülüp düşünüldü. Sanık Ali Yiğit'in sabit olan kasten adam öldürmek suçundan eylemine uyan suçun işleniş biçimi, sanığın şahsi ve sosyal durumu göz önünde bulundurularak Türk Ceza Kanunu'nun 448. maddesi gereğince 24 yıl ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verildi. Allah Allah Allah! Bismillah! Allah! 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 Bismillah! Bir Ali! Biri var! Sakin! Biri var! Abi, karar bağlandı demek. 24 yıl, doğru mu duyuyorum? Zindanda çürüsün bir yer. Şahane, ulan aferin. Sevgili Halkla İlişkiler Müdürem, o iş tamam. Öyle mi? Evet, Mihrali tam 24 yıla mahkum oldu. Bu akşam bunu kutlayalım. Eşber, dinle. 24 yıl. Mihrer 24 yıla mahkum. Evet.
Bebeğin bünyesi zayıf. Sağlıklı beslenememiş. Sık sık rahatsızlanması bundan. Doktor bey, elimizden geleni yapıyoruz. El kadar küçüldü yavrum. Sağ olsun Dumanlı Hoca Gönen'den vitaminli mamalar getiriyor. Ama yemiyor, kusuyor. Düzenli olarak anne sütü yemiyor mu? Annesi sütten kesildi. Anne sütü şart. Bilim henüz anne sütünün yerini tutacak bir gıda keşfedemedi. Emzikli bir kadın bulursak? Yeni doğum yapmış komşularınız var. Onlarla konuşun. Bu önemli bir sorun. Giydirin. Oğlum, yeni hemşire gelmeyecek mi? Böyle bir başınıza sizin için de zor oluyordur. Gönderirler mi göndermezler mi bilmiyorum. Zeynep hemşire istifa etti, gitti işte. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ya bu hafta benim müşterimiz geldi. Kaç günü kaldı? Ne oldu İkbal'im? Allah kurtarsın. Nedir durumu? 24 sene vermişler. Adalet mi bu? Mihrelim'i göz göre göre kör kuyuya attılar. Yazılmış yavrum, çekeceğiz. En azından biz biliyoruz Mihrelim'in suçsuz olduğunu. Üzme kendini bu kadar. Ya Mihrelim ne yapsın? Anasının öldüğünü bile bilmiyor garibim. Söyleyebilmek mümkün mü? Demir parmaklıklar arasındaki Mihrelim'e... Anan da kahrından öldü demek kolay mı? Ben sana Mihriban'ı altın tepside sunacağım. Ulan aferin. Dayımın ne ince akılları varmış diyeceksin demedim mi? Büyüksün dayı. Ne dediysen oldu. Hemen Fadime'den boşanmak için bizim avukatla görüşeceğim. Çocuğumu da aldık mı tamam. Dur. Şimdi biraz sabırlı ol oğlum. Yapma be dayı. 5 ay geçti daha çocuğumu kucağıma almadım ben. Oğlum aceleye lüzum yok. Mihrali 24 seneydi diyorum sana. Muradına ereceksin. Bebeğini de kucağında sallayacaksın. O estetisyen de işin ehliymiş. Façanı iyi düzeltmiş. Öyle. Verdiğimiz paraya değdi. Allah hayırlı tezkereler versin. Al ya. Nedir bu haliniz ya? Kendinize gelin. Bugüne kadar hiç kimseye kaldıramayacağı yük verilmemiştir. Ne bileyim Zöhre kadın. Bu kadar da olmaz ki canım. Her şey üst üste geliyor. Mehmet askerde ikide bir para ister durur. Bizim durumumuz ortada. Bir kadın başımıza kala kaldık. Bütün bunlar yetmezmiş gibi... Bir de Mihran'ın durumu böyle olunca. Vallahi ne bileyim. Ya Hatice'nin ölümü. Kahrından öldü kadıncağız. Nasıl söyleriz? Anasının öldüğünü Mihrali'ye. Bu da büyük yük. Artık kaldıramaz olduk. Taşıyamaz olduk. Yok, yok böyle demeyin. Gücüne gider sonra kurban olduğumun. Kurban olduğum kimsenin ahını... Kimse de koymaz. Onun terazisi şaşmaz.
Kim? Ben mi deliyim? Şimdi gösteririm ben sana deliyi. Gel buraya. Gel. Susacak mısın böyle? Yine mi bir şey söylemeyeceksin? Mihriban? Kızım? Al kızım. Buyu dengilesçe şıllık. El kadar çocuğu aç bırakmış. Hasta etmiş. Ondan daha ne beklenir ki? Ne diyorsun ana sen? Ne diyorsu var mı? Fadime meme bile vermiyormuş torunuma. Güya sütten kesilmiş şıllık. 5 aylık bebeğe yapılır mı bu? Çocuğun hasta. Torunum gidiyor elden. Doğduğu günden beri göstermedi. Koklayamamaktan geçtim. Doya doya yüzünü göremedim torunumun. Onun da zamanı gelecek. Alacağım elinden çocuğu. Bunu onun yanına bırakma. Eğer bütün bu yaptıklarını fitil fitil burnundan getirmezsem bana da eşber demesinler. Çektiysen benim yüzümden gel desem gelirdin benim izimden hata benim günah, benim suç benim. Bilirim sevdiğim, kusurun yoktur. Sana karşı benim gayetten çoktur. Garibim derdimin dermanı yoktur. Hata benim günah, benim suç benim. Bak bu olmadı işte. Seninki sayılı günler Mihralim. Temize gidersin.
De ki temizden tahliye kararın gelmedi. Aldığın cezanın 1/3'ü infaza gidecek. İyi halden indirim de alabilirsin. Hiç belli olmaz. Bakarsın bir daha af çıkar ve nihayet biter. Birkaç yıl sonra çıkarsın. Birkaç yıl ne demektir biliyor musun benim için Arif abi? Elbette biliyorum. Hayır abi, bilmiyorsun. Bakıma muhtaç hasta bir anam var. Kayınbiraderim askere gitmiş. Karımla anası bir başlarına. Hele... Kendine gel. Öfkelenme. Hiçbir öfke hayatın öfkesinden daha şiddetli değildir. Hele Çıngırak takımının çıngırakları öyle bir zangırdamaya başlamıştır ki mahkumiyet kararını duyunca. Şimdiden evin temelleri deprem gibi sarsılmaya başlamıştır bile. Mihriban! 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 Mihrali! Mihriban! Mihrali! Mihriban! Senin gibi bir adam neden buradadır? Ne yaptın da sana müebbet verdiler? Aklım, hafızam almıyor bir türlü. Bak Mihrim, her zaman bir yanlış bir doğruyu götürmüyor. Bazen, hatta çoğu zaman bir yanlış dünyaları alıp götürüyor beraberinde. Biz bu mahkumiyeti tek başımıza mı yaşıyoruz sanıyorsun? Geride bıraktıklarımızda en az bizim kadar... Bizimle birlikte yaşıyorlar bu mahkumiyeti. Öyle değil mi? Onun için ben diyorum ki Mihralim, ya can kuşu bu tenden, ya da ten bu damdan uçup gidecek. Başka çaresi yok Mihralim. Keşke Allah canımı alsaydı da başıma bunlar gelmesin. Derdimi senden başka kime anlatayım Kuracığım? Kime içimi dökeyim? Ben de sana benzedim kuru ağaç. Şu gök kubbenin altında, yerin üstünde ben de sana benzedim. İçim çekilmeye, her bir yanım kurumaya başladı. Mihrali senin üstüne sevdamızı kazırken, kaderimizde mi kazıldı yoksa? Neden kuru ağaç? Neden? Tam kavuşmuşken birbirimize aldılar, götürdüler. Kelepçeler taktılar. Mapuslara attılar Mihrali'yi. Yılan soyunun iftirasına kurban gitti. Hatice halam dayanamadı. Kaldıramadı daha fazla bunu. Kahrından öldü gitti. Benim de yaşamaya takatim kalmadı. Fakat canımın içinde bir can daha taşıyorum kuru ağaç. Mihralim'den bir can. Kendimden geçtim. Karnımdaki canın derdindeyim. Canımın canının derdindeyim. Kaçacağım. Bu o kadar kolay değil. Nasıl?
Ben de denemiştim vaktiyle. Kaçmaya mecburum. Öleceğimi bilsem de bana bunu yapanlardan hesabını soracağım. Ali. Hani beni seviyordun? Neden yaptın bunu? Ben yapmadım. Biliyorum, sen yaptın. Beni sen ihbar ettin. Evet, ben ihbar ettim. Çünkü sen bana ve aşkıma ihanet ettin. Beni terk ettin. Ben seni hiçbir zaman terk etmedim Zeynep. Yalan söylüyorsun. Sen Mihrivan'la evlendin. Yalan! Yalan! Affedersiniz Rasim Bey. Hükümet. Gene olmadı. Olmadı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Seyfullah, işler nasıl gidiyor bakalım? Vallahi pek iyi gittiğini söyleyemem hocam. Olmuyor. Mihrali'ninki gibi olmuyor. Ben bu işi beceremeyeceğim galiba. Becerirsin, becereceksin. Hele yanında hükümet gibi bir usta olduktan sonra. Bu ocak Mihrali'nin ocağı. Bu ocak sönmemeli Seyfullah. Haklısın hocam ama... Bak Seyfullah. Ateş, demir, bilek ve yürek. Bunların ne demek olduğunu iyi bellemek gerek. Ocak gönüldür, ateş aşktır, örs edeptir, çekiç erkan. Olmak için gönül ocağında aşk ateşiyle yanıp, edep örsünün üstünde, erkan çekicinin altında dövülüp biçimlenmek gerek. Sabır ve sebat gerek. Öyle değil mi hükümet? Derdin nedir Mihriban? Zöhra ana. Dert mi söylersin, derman mı istersin? Derman isterim. Dert söylemeden derman verilmez Mihriban. Hamileyim Zöhra ana. Mihralim'den. Artık saklayamıyorum, ne yapacağım? Aşkını büyütmek için fırsat say bunu. Aşkının meyvesini büyüt. Kimse bilmiyor Zöhra ana. Nasıl bakarım anamın yüzüne? Ne derim? Ne diyeceksin? Nikahlından, helalinden, mihralinden döl vereceksin. Cana can katacaksın. Ana olacaksın, ana. Daha ne derman istersin Mihriban? Sağ ol Zöhra Hanım. Mihriban. Unutma, dünya iç içe kuyu ve karanlık bir zindan. Sinelere ışık saçan aşk olmayınca. Şükret ki sen aşıksın. Nimetine de külfetine de razı ol. Hem sonra bak bir Fadime'ye. Nasıl da bir tavuğun yavruları için kediyle kapışması gibi boğuşuyor çıngırak takımıyla. Canım. Aslanım.
Yiğidim, İnsanın başına gelmeyen kalmıyor. Yüzü gülmedi şu Mihriban'la Mihrali'nin. 24 sene vermişler öyle mi? Mihrali cana kıyacak adam mı? Günahları boynuna, çıngırak takımının işidir bu. Çıngırak takımında oyun bitmez. Uykularım kaçıyor yavruma bir şey yapacaklar diye. Şükredelim kızım. Senden büyük derdi olanlar var. Öyle. Mihrali anasının öldüğünü bilmiyor değil mi Hasbala? Söyleyemedik bir türlü. Dumanlı'da saklamak uygun değil diyor ama o da söyleyemiyor. Ağlamadı ya. Sabah çok emdi herhalde. Mutlu mesut. Hoş geldin Cemile Hanım. Amanın da benim oğlumun süt annesi de gelmiş. Büyüyünce asker olacak benim yiğidim. Sence hakimin sana 24 yıl vermesi doğru mu? Adaletsizlik. Neden? Çünkü ben suçsuzum. Kime göre? Neye göre? Sana göre değil mi? Sana göre sen suçsuzsun. Ama hakime göre suçlusun. Neden? Çünkü o senin bildiklerini bilmiyor. Sen de onun bildiklerini bilmiyorsun. Mutlak denge her şeyi bilendir. Mutlak dengenin kudretine teslim olacaksın Mihral'im. Ama hiç kimse bilmese. Allah biliyor ki ben suçsuzum. Masumum. Buna eyvallah. Ama masumiyet başka bir şey. Suç kanunun yasakladığı fiili işlemektir ve kanuna göre cezayı gerektirir. Fakat masumiyet, saflık, temizlik demektir. Sen gerçekten saf ve temiz olduğuna inanıyor musun? Alma attım yuvarlandı. Gitti beşiğe dayandı. Bebek uykudan uyandı. Nenni oğul, nenni yavrum, yavrum. Nenni oğul, nenni yavrum, yavrum. Nenni bebek. Hükümetin önünden geçtim. Thank you.
dayıdan bir can taşıyorum ona. Birer tane daha. Hepsi sizin. Bunlardan daha çok getireceğim ben size. Hey, dur baksana. Hele anneniz benim dediğimi yapsın. Daha neler neler getiririm ben size. Sağ olun Zilha Hanım. Çocuklar alışmasın. Sonra hep isterler. Aman komşum ne demek, lafı mı olur? Yazık ayol bu yetimlere. Dul karılarından perperişan ortada kaldınız. Eğer benim dediğimi yaparsan bu sefaletten kurtulursun. Karagün dostu gibi imdadına yetişirim. Vallahi bilmem ki. Nasıl olur? Ben böyle bir şeyi bilemiyorum vallahi. Ayıl bilmeyecek ne var? Sen torunumu al getir, gerisine karışma. Ben Allah'tan korkarım abla. Sonra jandarma var. O bebek benim torunum. Eşberimin evladı. Jandarmadan, kanundan korkma. Dedesi belediye başkanı Azam Bey var. Hiçbir şey olmaz. Bu altın ne abla? Maşallah altını. Malum doğuma gelemedik. Şunu da al. Al şunu. Al, al. Çocuklara üst baş alırsın. Pek sefil duruyorlar. Artık Zilha ablaları var. Ben yine veririm. Kız, ne yapıyorsun lan? Anam nasıl? İyi mi? Senin için bir şeyler getirdim. Aldılar, verecekler. Yoksa anama bir şey mi oldu? Yok canım, nereden çıkardın? İyi iyi, çok selamı var. O da gelmek istiyor ama... Yok. Anam gelmesin buralara. İstemem beni bu tel örgülerin arkasında görsün. Dayanamaz. Hey ya, dayanamaz. Mehmet'ten bir haber var mı? Dün telefon etti. Çok selamı var. Aleyküm selam. Yahu senin haberin yok. Bu Seyfullah var ya, senin işinde gözü varmış da haberimiz yokmuş. Yok canım. Estağfurullah. Ben kim, Mihrali kim? Demircilikte kimse Mihrali'nin eline su dökemez. Hayırdır Seyfullah? Hayır Mihrali, hayır. Senin dükkanı artık ben açıyorum. Gerçi daha öyle çok ustalaştım diyemem ama... Desene bizim ocak yanmaya devam ediyor. Elbette, elbette. Allah'ın izniyle senin ocak sönmeyecek Mihrali. Sağ ol. Hadi bakalım. Gençleri biraz baş başa bırakalım. Belki konuşacakları vardır. Hoşça kal. Güle güle. Hadi. Güle güle. Mihrali, ben... Yoksa... Hamileyim. İyi.
jandarmadan, kanundan korkma. Dedesi belediye başkanı Azam Bey var. Hiçbir şey olmaz. Şunu da al. Al şunu. Al, al. Çocuklara üst baş alırsın. Pek sefil duruyorlar. Artık Zilha ablaları var. Ben yine veririm. Emin misin canım? Ne oldu kaynım? Seyfullah vur! Maşala maşala maşala! Emine kız ne getirdin? Kolay gelsin. Hoş geldin. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden... Acıkmışsınızdır, size yemek getirdim. Sağ ol Emine, zahmet etmişsin. Bunu sen mi yaptın? İşte bir şeyler yapmaya başladık. Bunu almayacak mısın? Ha tabii tabii. Seyfullah! Ne ettin lan? Yavrusunu ayıramam. Ben de anayım. Açlıktan ölsem de bunu yapamam. Al bunları da. Allah rızkımızı verir. Salak kadın. Açlıktan nefesi kokuyor, şunu yaptığına bak. Sürünürsünüz böyle işte. Hemşerim, voltamızı kesmesene. Git işine ya. Ne diyorsun lan sen? Sen ne diyorsun lan? Sen ne diyorsun? Hey, hey, bir dakika. Ne oluyor size? Ambita bak ya. Ne diyorsun? Bana mı? Evet, sana. Tamam, ayrıl. Dur. Ayrıl. Çekil. Götür onu. Gel buraya. Geç şöyle. Neyin var senin? Mihrali, görüşte bir şey mi oldu? Kötü bir haber mi var? Söylesene be Mihralim. Mihriban, Hamile abi. İyi ya işte, gözün aydın. Allah analı babalı büyütsün. Allah analı babalı mı büyütsün? Evet. Şimdi senin yerinde olmak için ömrümü feda etmeye hazırım. Bu tükenmemektir. Bu bitmemektir. Çoğalmaktır. Arif abi. Hani heyecan kuşu bu tenden ya da bu ten bu damdan uçup gidecek demiştin ya. Hmm.
Karışmayın ulan! Karışmayın! Bırak! Allah, Allah, Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Durun, ne yapıyorsunuz? Ayrılın, ayrılın, ayrılın. Nasıl durun? Ayrılın, geç içeri, geç içeri. Hadi, kapat kapıyı. Allah, Allah, Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ne oldu, durum ne? Müdür beye telefon ettim. Sorumluluk alamayız diyor. Hastaneye gönderiyoruz, yaraları derin. Hemen götürün. Sezai, çıktılar. Tamam abi. Allah, Allah, Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Hemşerim, bir sigara versene. Araç içinde sigara içmek yasak. İndiğinde içersin. Peki komutanım, kusura bakma. Birden canım çekti de. Hastaneye de çok az kaldı. Allah, Allah, Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Hay Allah, nereden çıktı bunlar? Hayır, yolda çevirme var. Ne çevirme? Trafik mi? Hadi lan. Bir an önce savuştur, mevkiye yaklaşıyoruz. Trafik ekibine mi takılmış? Ne olacak peki? Bismillah, Bismillah. Yükün ne? Pirinç abi. Nereye gidiyorsun? Bandırma'ya. Hayırlı yolculuk. Sağ ol. İyi görevler. Thank you.
oldu oğlum? Çok zaman kaybettik. Mevkiye yaklaştık. Bas gaza. Hayır tamam. Allah Allah Allah. Bismillah Bismillah Bismillah. Sezai zamanında yetişemezse ne olacak peki? Devreye biz gireceğiz. Bu gece bu işin bitmesi lazım. Tamam Tahir, mevkideyim. Anlaşıldı. Telefonu kapat. Tamam ben solda. Allah Allah Allah. Bismillah Bismillah Bismillah. Açın! Yavaş! Yavaş! Hadi! Kaçıyorlar! Hey durun! Dur! Allah!